Süleyhan. Allah'ım çok şükür. Demir, dur. Karışma. Çocuklarını görsün. Allah aşkına Demir. Demir, yapma gözünü Demir. Yapma, ben bir şey yapmadım. Yürü. Demir, gözünü Demir diyorum. Allah aşkına, Allah çocuklar perişan olacak Demir. Allah aşkına, yapmadım diyorum Demir. Yapmadım bir şey diyorum. Yapma. Senin hiçbir hakkın yok. Bütün hakkını kaybettin. Yapmadım bir şey Demir. Demir yapmadım. Adnan al gir içeri anne. Herkes içeri girsin. Herkes. Kimse dışarıda olmayacak. Sen ne Gülten? Sen ne içeri gireceksin? Benim çiftliğimde bu kadına bir yudum su verilmeyecek. Demir. Gir içeri. Demir Allah aşkına. Adnan al gir içeri anne. Ah Demir, ah Demir. Demir ne olursun, Demir ne olursun getir çocukları bana, alır Demir. Demir ne olursun. Demir. 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 Alo. Ali Rahmet. Çocuklar sağ salim bulundu, ona haber vereyim dedim. Oh, Allah'ıma çok şükür. Çok şükür hünkâr. Peki nasıl bulunmuşlar, o adamlar mı kaçırmış? Yok yok, öyle bir şey değilmiş. Çocuklar oynayıp dolaşırken kaybolmuşlar. Yani o adamlarla bir alakası yok. Neyse canım, mühim olan onların bulunması. Peki Züleyha'dan bir haber var mı? O da geldi. Geldi mi? Oo, müjdeler peşi sıra geliyor desene hünkâr. İyi Allah'a şükür. Demek ki Yaman'ın Demir hakikaten bir şey yapmamış. Nasıl peki durumu, iyi mi? Alo. Hünkâr. Züleyha diyorum, iyi mi? Çocuklar sağ salim döndüler. Şimdi Yılmaz'a söyle. Aramızdaki barış marış her şey bitti. Bundan sonra kollasın kendini. Tamam. Tamam hünkâr. Görüşürüz. Züleyha gelmiş mi gerçekten? Gelmiş. Nasılmış, iyi miymiş? İyiymiş. Şükürler olsun, mevzu da burada kapandı. Evet, artık mevzu kapandı. Doktor, sen de gönül rahatlığıyla gidebilirsin Ankara'ya. Bir Züleyha'yı göreyim abi. Sonra gidelim. Ama bence şimdi sırası değil. Yaman'ın Demir alev alevdir şimdi. Sen hele bir git Ankara'ya toplantını yap, ondan sonra gelir ziyaret edersin. Hem ortalık da biraz sakinleşmiş olur. Sabahattin, sen hiç karışma. Rica ediyorum. Yılmaz'dan bir haber alabilseydik.
Alırız, alırız. Ondan da alırız. Alırız evelallah. Ondan da haber alırız. Niye arıyorsun bu herifi? Niye aramayayım? Adam benimle birlikte bütün gece çocukları merak etti. Sağ salim döndüler demeyeyim mi? Deme. Ne alakası var bizim çocuklarımızın bu adamla? Demir. Bak konuşmayacaksın. Tek kelime etmeyeceksin. Ne Fethi'yle, ne Yılmaz'la, ne Müzcan'la, ne Bezce'yle. Tek kelime etmeyeceksin. Duydun mu beni? Duydum. Bak anne bu defa öfkem çok başka. O hesapların hepsi tekrar açılacak. Hepsi. Tek kelime edersen seni de bırakır giderim. Çocuklar alır bırakır giderim. Hayatını yalnız geçirirsin. Çukurova falan gözümde yok. Anladın mı? Sakin. Sakin ol. Anladım. Anladım. Tamam. Ama Züleyha'ya bunu yapamazsın. O çocukların annesi. O çocuklarını görmeyi hak eden bir anne değil. İkisini de göremeyecek. Sokaklarda çocuklarım diye bağırarak geberip gidecek. Anladın mı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Onun hayatını bağışladığıma dua etsin. Çocuklarımı gösterme oğlum. Çocuklarımı istiyorum. Demir! 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 Demir çocuklarımı göster. Ne olur ayırma bizi. Ne olursun beni buraya al. Beni buyur buraya. Hizmet çal. Ağırda yatır süründür. Ne olursun beni buraya al. Çocuklarımdan ayırma. Ne olur Demir. Demir! Demir çocuklarımı ver. Çocuklarımı alalım bir şey yapalım. Bacım durmayacakmışsın burada. Demir ağam güzellikle gitsin diyor. Gitmiyorum. Bizi zor kullanmaya mecbur etme bacı. Gitmiyorum dedim. Demir. Çocuklarımı göster bana bırak. Anladım Ayşen'cim. Çok sağ ol. Tamam. Yılmaz Ayşen'le konuşmuş, buranın adresini almış. Eninde sonunda bulacaktım Müjgan. Nereye kadar saklanacaktın ki? Amerika'ya gidene kadar. Ondan sonra istediği kadar. Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Delirdin mi Allah aşkına ya? Nereye gidiyorsun? Hayır, olmaz. Nursel, burada duramam. Uçak saatine kadar burada beklemem doğru olmaz. Başka bir yerde beklemem lazım. Ufacık çocukla ne lüzumu var koşturmanın? Gelsin buraya, al karşına konuş, ben gidiyorum de. Hayatım, karı koca arasında her şey olur. Selcim, sen bana bir taksi çağırır mısın? Müjgan. Tamam, o zaman ben yoldan bulacağım yani. Tamam, tamam. Geldim, anneciğim geldim. Anneciğim, anneciğim geldim. Bir tanem, gel. Bir tanem, gel canım. Gel anneciğim. Pardon, Menekşe sokak ne tarafta biliyor musunuz? Buradan dümdüz gidin, bir alt sokak. Teşekkür ederim, sağ olun. Ay kafasına silah dayadı diyorum Füsun. Artık öldürdü mü, ne yaptı? Evet, tabii o da doğru. Yok, öldürse duyarız yani. Ay bilmiyorum, belki de attı bir yere. Ay, ne bileyim, yok yok, evet. Evet, haklısın yani, artık Çukurova'da barındırmaz bu Züleyha'yı. Ay Füsun, dur canım, kapı çalıyor, arayacağım ben seni. Tamam, hadi. Valizleri bana verin hanımefendi.
Çok teşekkür ederim her şey için. Müjgan! Biraz hızlı gidebilir miyiz? Tabii hanımefendi. Hanımefendi, nereye gidiyoruz? Biraz devam edelim, söyleyeceğim. Olur mu? Tabii. Amerika'ya gidiyoruz biz oğlumla, değil mi oğlum? Biz beraber gideceğiz buralarda. Bize öyle bir baba gerekmez. Onun bir oğlu var zaten. Amerika'ya giderse oğlumun yüzünü bir daha göremem. Ne olur söyleyin. Bilmiyorum Yılmaz Bey. Lütfen yalvarırım söyleyin. Yemin ederim ki bilmiyorum. Ayşen aradı. Sizin bize geleceğinizi söyledi. Müjgan da apar topar aldı çocuğu çıktı. İnanın söylemedi nereye gittiğini. Al canım benim. İç hemen sıcak sıcak, için ısınsın. Sağ ol canım. Züleyha'cığım. Ay canım benim. Keşke havaya ateş etse, bana etseydi. Ölseydim de bitseydi bu işkence artık. İşkence ediyor bana. İşkence ediyor Şerbi. Çocuklarım olmadan yaşayamayacağımı biliyor. İşkence ediyor bana. Demir işte. Vicdansızdır o. Ay yapma hayatım böyle, tamam. Tamam yapma. Video çekmiş bizmiş ya. Demir'e göndermiş sonra. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım ki. Ben bir şey yapmadım ki Şermin. Anlatamıyorum bir türlü. Biliyorum, biliyorum hayatım. Yapmadın tabii. Hayır zaten yani bu kadar büyütecek ne var anlamadım ben. Masumane bir sarılma yani. İzledin mi sen? Evet. Evet. Ha bir de sonunda Müjgan çıkıyor. Gördün mü Demir Yaman, bak deli değilmişim ben, anladın mı şimdi diyor bir de. Böyle mi diyor? Evet. Hayır, o Müjgan iyice çıldırdı. Yok bir saçmalamaya başladı yani. Bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Nasıl bu kadar vicdansız olabilir? Bir anne, bir anneye böyle bir şey yapmamalı Züleyha. Sen düşünme bunları artık, tamam. Ben onun gibi olmayacağım. Onun gibi olmayacağım. Çocukların nasıl anmasını istemeyeceğim. Allah'ından bulsun inşallah. Allah'ından bulsun. Alo. Demir.
Hayırdır? Züleyha sende mi? Yok. Niye bende olsun ki? Sana gelirse kapını asla açmayacaksın. Kapının içine girdiğini duyarsan seni mahvederim. Seni de onu da. Evini yıkarım, anladın mı? Demirciğim yok, ben... Züleyha'ya kapısını açan, ona bir yudum su veren karşısında beni bulur ona göre. Züleyha! Züleyha dur! Züleyha dur, dur! Züleyha dur, dur! Al. Ay Züleyha. Demir benim evimi yaktı biliyorsun. Kimsesiz kaldım ben onun yüzünden. Biliyorum, biliyorum. Sen üzülme benim için. Teşekkür ederim. Allah kahretsin seni Demir. Allah seni kahretsin. Yaşattığımı yaşamadan ölme inşallah. Sevgi Hanım'a bakmıştım ama. Benim? Ha, merhaba, ben Yılmaz. Yılmaz Akkaya, Müjgan eşiyim. Aa, Müjgan eşi siz misiniz? Çok memnun oldum. Buyurun içeri girin. Müjgan içeride mi? Hayır. Nerede ki Müjgan? Ev yangın yeri, şu yaptığımıza bak ya. Aa! Ne işin var senin burada? Hiç. Ya öyle bekliyordum. Ha, Gafur abimi bekliyorsun? Yok, Gafur'u beklemiyorum. E kimi bekliyorsun? Seni. Beni mi? Ha, seni. Beklemeyeyim mi? Niye bekliyorsun ki beni? Ya şey, bu bizim muhtarın küçük oğlu var ya. Ha, en küçüğü. Yok, küçüğün büyüğü. Ha. Ya onun akşam asker uğurlaması var biliyor musun? Sen de gelsene diyecektim. Ay ben ne işim olur Allah aşkına asker uğurlamasında? Ya hem arkadaşlarla göl başında eğlence yapacağız biliyor musun? Hani ben de saz çalacağım. Hani gelirsen hem senin için bir türkü okurum biliyor musun? Hani dinlersin. Bu akşam mı? Hı, bu akşam. Geleceksin mi? Ya istiyorsan şöyle yapak, ilk pastanede buluşuruz. Yani çay falan içeriz. Ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum ki. Yani belki gelirim, belki gelemem. Ha. Bu aralar çok yoğunum da. Yani benim sağım solum hiç belli olmuyor. Olsun. Ben yine seni bekleyeceğim. Geldin mi? Sıkıldı biraz hanımım, dolaştırmaya çıkardım. Koy böyle, koy biraz burada dolaşsın. Gel canım sen. Bırak kızım, tamam. Al Gülcan, al. Yavaş, yavaş. Anne. Bakayım. Baba. Baba. Anne.
Duydum anneciğim, duydum. Annesi sen misin? Anneciğim ben babaannesiyim ya. E annesi nerede bu çocuğu? Bir yere kadar gitti anneciğim, gelecek. Ay olur mu? Bu kadarcık çocuk yalnız bırakılır mı? Hadi git çağır onu, hadi. Ya. Tamam, çağırırım, tamam. Kuzlarım yavrusu. Anneni mi özledin sen? Anneni mi özledin paşam? Hı, paşam. Sen de defalarca ayırmadın mı annesinden? Süt anne bile bulmadın mı? Ne bu şimdi? Ne demek ne bu şimdi? Hata etmişim, hata. Hata mata değil. Ondan anne olmaz. Daha başında alacaktık tedbirimizi. Şimdi bulunduğumuz hale gelmezdik. Demir. Çocuklarının annelerine ihtiyacı. Yeter. Ben ölene dek Süleyha bu eve girmeyecek. Kendine geliyor. Ne oldu bana? Gözün karardı herhalde. Birden düşüverdin. Ateşin de fenaydı. Düşmüş şimdi. Sirkeli su iyi geldi. Ihlamur kaynattık sana. Az ondan iç. O seni kendine getirir. Sağ ol. Sağ olun. Hele sen bir ıhlamur iç. Az dinlen gelin hanım. Daha sonra konağa haber ederiz biz. Hayır, hayır, hayır. Konağa haber vermeyin. Burada olduğumu bilmesinler. Ben biraz dinlenip gideceğim. Baban seni anamın kucağından aldı mı? Seni de abini de anasız mı bıraktı? Uyuyor mu? Sana bir soru sordum Gülten. Uyur. Sana bir şey sorduğum zaman bana cevabını vereceksin. Beyim ben sizi böyle bilmezdim. Öyle mi? Nasıl bilirdin beni? Ben sizi biraz olsun merhametli, vicdanlı bilirdim. Bak onu çok seviyordun diye sana hiçbir şey söylemiyorum. Ama bir daha haddini açma Gülten. Çık şimdi. Niyazi, Ahmet ne yapıyorsunuz ya? Hava almaya mı çıktınız? He? Hayırdır? Demir Bey'ime bir diyeceğimiz var. Bak hele. Ya Niyazi koskoca kafura burada duruyor. İlk önce bana diyeceksin. İcab ederse ben Demir Bey'ime iletirim. Hayırdır Niyazi? Ne işiniz var burada? Beyim, sana bir şey demeye geldik biz. Söyleyin. Niyazi, şimdi işim gücüm var. Bir sıkıntınız varsa hanımkâyınıza söyleyin, o halletsin. Gelin hanım, buğularda. Çok hasta. Ateşler içinde yanıyor.
Vay be Hasif. Yani adı gibi demirden bir kalbi varmış, yazıklar olsun. Ya demir yaman da demir yaman. Bitmiyor bu demir yaman hakkındaki hikayelerde ha. Gene ne yapmış? Ya da ne yapmışı mı var? İşte götürmüştü ya bu karısını. Öldürmemiş. Ama kurda kuşa yem olsun diye bırakmış öyle ormanda. Kadın o halde sürüne sürüne gelmiş çocukların başına tekrar konan. Vay be. Kadına bak. O halde sürüne sürüne evine dönmüş. He. Ya dönmüş de ne olmuş? Ne olmuş? Bu sefer de yakasından tuttuğu gibi gene sokağa atmış. Ya böyle vicdan olur mu? Demir yamana bak sen hele. Aferin, aferin. Vallahi çok iyi yapmış. Takdir ettim ha. Ya sen ne anlatıyorsun apır sapır ya? Nasıl takdir ettin? E ya ne yapsaydı adam? Yılmaz'la fingir diyen karısına bir de kapıyı mı açaydı? Kapının kolunu mu tutaydı? Bir erkeğin ne yapması gerekiyorsa o da onu yapmış. Takdir ediyorum tabii. Helal olsun adamı. Hatip senin var ya yatacak yerin yok ha. Ya sen ne kadar meraklısın milletin günahını almaya ya. Gözünle mi gördün anam? E ya bütün Çukurova'nın dilinde. Sen o Çukurova'nın ağzına ne bakıyorsun? Günah günah bak yanacaksın demedi deme ha. Allah Allah. Ya şimdi bak şöyle bir şey var. Hadi kalk kapıyı aç. Daha az günah girersin. Haydi. Allah Allah. Kim olabilir ki bu saatte? Ne bileyim ben. Hayırdır memur kardeş? Bir şey mi oldu? Raşit Kaya için geldik. Karakola gelip ifadesini vermesi lazım. İfade mi vermesi lazım? Niye ki ne? Gene bir şey mi yaptı o hayta? Bu cengaver çimen cinayeti için. Ne? Niye ki? Ya o dama daha kapanmadı mı? Bunun katilini içeride öldürdüler ya. Savcı hanım da dosyayı yeniden incelemeye aldı. Çözmeden bu davayı rahat etmeyecek. Çözsün tabii canım, tabii çözsün ya. Ya bu savcı kadın var ya. Yani o kadar dürüst, o kadar adaletli bir kadın ki Allah memuradı varsa versin, başımızdan eksik etmez. Ya hadi Atip abi, bir ton işim var ya. Çağır gelsin şu Raşit'i. Raşit yok. Ama geldiğinde kulağımdan tuttuğum gibi ben kendim getiririm sizin yanınıza. Siz hiç merak etmeyin. Peki, sağ olasın. İyi günler. İyi günler, iyi günler. İşiniz rast gitsin. Ama tahta ha. Nerede o? Niye kalktın gelin hanım? Az dinleneydin ya. Sağ ol Hürri ablacığım. Çocuklarıma gideceğim. Züleyha! He? Nerede Ziya? Söyle. Neredeyse söyleyin. Züleyha! Züleyha! Neredeyse çık!
Ne istiyorsun? Defol git buradan. Çukurova'da sana hayat yok. Defol git. Ver çocuklarımı gideyim. Çocuklarımı almadan Çukurova'dan gitmeyeceğim. Senin çocukların falan yok. Çocuklarını görmeye hakkın yok. Defolup gideceksin buradan. Çocuklarımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Gideceksin! Gideceksin. Çocukların anasıdır. Yap. Kes! Yaklaşma. Bu kadına bir yudum su vermeyeceksiniz. Bir yudum su. Ne bir yudum su, ne bir lokma ekmek. Hepinizi yakarım. Ocağınızı söndürürüm. Anladınız mı? Hepinizi yakarım. Girin içeri. Hadi herkes girsin içeri. Girin içeri. Çocuğu varken Demir Bey'le nasıl evlenirim ben? Benim kaderim Yılmaz. Senin kaderin, ben ne dersem o. Züleyha! Züleyha! Yapma gözümü seveyim. Yapma çocuklarını düşün. Yapma, yapma kuzum, yapma. Çocuklarını düşün artık, çocukları. Yo 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 yo, yaşayacaksın daha. Çok güzel günler göreceksin Züleyha. Yapma ne olursun. Çocuklarımı göstermeye bana. Göreceksin. Söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Söz veriyorum Züleyha. Söz veriyorum kızım. Söz veriyorum kızım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum annem. Küçük bebeler anasız kaldılar ya. Züleyha ne yaptıysa yaptı. Bebelerin ne suçu var? Yenge Züleyha çocuklar olmadan yapamaz. Önce acıya çileye çocukları için katlandı zaten. Büyük hanım. Züleyha ne olursun, söz veriyorum çocuklarını göstereceğim yavrum. Söz veriyorum ama Demir görmeden içeri girelim ne olursun. Hadi yavrum. Gel hanım, iyi misin? Gel, gel. Küçük konak boş değil mi? He hanımım, geceden beri boş. Züleyha bir müddet sizde kalsın saniye. Olur, olur hanımım, olur, olur, olur. Kalsın. Şöyle gelin, şöyle. İyi bir misin? Dakika gelin. Geç, geç kızım. Geç canım, geç. Saniye. Aman kızım, gözünü seveyim, kimse görmesin, duymasın. Eğer Demir öğrenirse mahvoluruz vallahi. Yok hanımım, yok, söyler miyim? Züleyha, Züleyha iyi misin? İyi misin? Aldatmadım ben Demir'i. Yemin ederim aldatmadım.
Tamam kızım, tamam. Tamam kızım, tamam. Bunları sonra konuşuruz. Çocuklarımın üstüne yemin ederim atlatmadım. Uyarmaya gittim ben. Çocuğu var diye, küçük diye, öyle dostça bir sarılma diye bileyim. Allah'ım yarabbim. Tamam, ben sana inanıyorum, tamam. Çocuklarım için her şeye razı geldim ben. Ne Yılmaz'a olan aşkım, ne hiçbir şey, hiçbir şey onların sevgisinin üstüne geçemedi zaten. Ben nasıl yaşayacağım? Ben çocuklarım olmadan nasıl yaşayacağım? Yaşayamam çocuklarım olmadan. Allah. Tamam kızım, ben halledeceğim. Tamam, üzülme artık. Saniye, ne oluyor? Allah aşkına ne oluyor ya? Demir Bey mi öğrenirse var ya, gelin hanımın burada olduğunu bizi kıtır kıtır kese. Ya keserse kessin. Zavallı kadını sokağa atmadık, sahip çıktık diye gebertecekse gebertsin. Allah aşkına bırak zavallı kadın demeyi ya. Demir Bey'im gelecek, öldürecek diyorum bizi ha. Tamam kes, hemen hemen konuşma Allah aşkına. Bak ağzını sıkı tut. Hemen bak, birinden bir şey duyarsam senden bilirim. Ben seni kıtır kıtır keserim, ona göre. Hadi kalk et, hadi. Ben sana temiz üst baş getireyim. Demir mi? Dur, korkma Züleyha. Kendim için korkmuyorum ben, sizin için. Hiçbir şey yapamaz. Yetti artık be. Annesi, biz geldik. Anne, anne. Yavaş, yavaş, yavaş. Canım, yavaş, canım, yavaş, yavaş, yavaş. Hadi, teşekkür ederim. Anne. Oh, oh, annenin boynuzu sesledim kokusunu. Yavaş, anne. Yavaş, yavaş. Anne, kızım. O kızım benim, güzel kızım benim oğlum. Oh, canım acıyor oğlum benim oğlum. Anne. Merak etme, şirkete gittim. Bol bol sev çocuklarını. Hadi çocuğum, yavaş. Anne, anne özledim annesi. Ha, özledim anne, sen beni özledin anneciğim. Ah canım benim, anne benim, o kızım. Bittik bir saniye. Çukurova mezarımız olacak. Çukurova mezarımız olacak. Demir Bey, hayırdır? Evrak çantamı unutmuşum da. Siz hiç inmeyin arabadan, ben alıp geleyim hemen Demir Bey. Sen bilemezsin nerede olduğunu, kal burada. Üzüm kız, nasılsın bakalım? İyiyim, sen nasılsın? Bana sen nasılsın diye soran tek kişisin, biliyor musun? Adnan'la mı oynuyorsunuz? Yok, giderken oyuncağını unutmuş, onu götürüyorum. Nerede ki Adnan? Bizim eve. Ne yapıyor sizin evde? Demir Bey'im, Adnan Paşa evde sıkılmış. Büyük hanım da dedi ki, götürün üzümle oynasın. Ben de aldım Adnan Paşa'yı kucağıma. Tıpış tıpış buradan götürdüm, bizim eve. Treni unutmuşuz. Demir Bey'im. Yeri değil biliyorum ama bizim ahırın damı akmış. İçeri bir girdim, mandalar birbirine sokulmuş diyorum. Demir Bey, Demir Bey, Demir Bey, ben bir koş alıp geleyim artık. Kes sesini. Demir Bey, vallahi ben alıp geleyim, siz sakat etmeyin. Demir Bey. Sen mi getirdin bu kadını buraya? Demir, bu böyle olmaz çocuğum. Bak, konuşma! Demir. Ver kızım. Demir. Bırak. Bırak kızım. Oğlum. Ver kızımı. Yavaş Demir, yavaş. Çocuklara bir şey olacak. Yavaş. Yavaş. Demir. Bırak. Saniye, ha götür Leyla'yı mı? Benim ben yapamam. Yapamam. Ver. Ver. Bırak. Gülseren. Ver. Hemen. Dur kızım. Ne olur. Demir, gözünü seveyim Allah aşkına. Ver. Çocuklar korktu, yanaş diyorum. Çek kopis ellerini. Hayatını bağışladığıma dua et. Ben olur ya. Tamam, dur Allah aşkına, dur. Züleyha, dur kızım. Leyla'yı götür odasına. Ha sen de. Demir, bırak.
Bir daha bu konağın etrafında görürsem yapmadığımı yapar seni öldürürüm. Dur Hüseyin. At bu kadını dışarı. Çocukları hemen. Perişan olacak. Ne yapıyorsun? Hadi ne duruyorsun? Bir daha bu kadın buraya girmeyecek. Asla. Hepinize söylüyorum bak. Hepiniz de beni iyi dinleyin. Bu kadına kapısını açan adın ananı kendi ellerimle öldürürüm. Bırak, 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 bırak. Daha neyi düşünüyorsunuz? Tereyağından kıl şeker gibi halledecek diyorum size. Ya Harınbaş adam dikiyorlarsa? Ya yakalanırsak? Ne olacak? Böyle bir şey olmuş olsaydı ben sizi gönderir miydim? Aveller! Kapıda kimse yok. Gözlerimle gördüm diyorum size. Bakın şimdi. Atların tanesi en az 50 binedir. Alıcısı da hazır. Siz bu gece gidip atları yükleyeceksiniz. Ben sizi Antep yolunda bekleyeceğim. Kamyona yükleyecek. Ondan sonra paraları bölüşecek. Bitti gitti. Bu kadar. Oğlum havadan para kazanacaksınız, havadan. Böyle işi bir daha bulamazsınız. Bana iftira attınız. Yüzüme güldünüz. Arkamdan konuştunuz. Çocuklarım elimden alındı, sustunuz. Ama yüreğim yandı. Gördünüz. Züleyha iffetsizi diyecekler. Kocasını aldattı diyecekler. Ben Demir Yaman'ı aldatmadım. Ben iffetsizlik yapmadım. Ne zamandan beri görüşüyorsunuz Yılmaz'la? Bu zamana kadar bana yapılan zulümleri nasıl seyrettiyseniz seyredin bakalım. Anne çocukları elinden alındığında yaşayabilir, bana söyler misiniz? Ben devam edemiyorum. Ben sadece bu zamana kadar sadece çocuklarım için yaşadım. Sadece onlar için nefes aldım. Artık çocuklarım yok. Çocuklarım yoksa ben de yokum. O Demir Yaman'ı Allah'a havale ediyorum. Hepinizin gözünün önünde. Susacaksınız, yine susacaksınız biliyorum. Ama ben artık susmayacağım. Ben artık susmayacağım. Dinleyin son sözlerim, dinleyin. Size Züleyha iffetsizi diyecekler. Bütün Çukurova'ya vasiyetim. Bütün Çukurova'ya. Çocuklarıma sahip çıkın. Onlara beni siz anlatacaksınız. Onlara sahip çıkın. Onlara siz annelik edeceksiniz. Bana izin vermediler. Onlara siz annelik edeceksiniz. Bana izin vermediler. Ben artık yaşayamıyorum. Ben artık yaşayamıyorum. Leyha! Bırakmam yavrum. Evlatlarını annesiz bırakma. Kıyma canına ya. Kıyma canına. Sana söz veriyorum, evlatlarına kavuşturacağım seni. Söz veriyorum. Tamam geçti. Geçti ya. Geçti. Geçti. Söz veriyorum, kavuşturacaksın. Tamam canım.
Bu yaptığın çok yanlış Demir. Bu yaptığın çok ağır oğlum. Ben yanlış yaptım öyle mi? Sen bize ne yaptığının farkında değil misin? Bizi iki paralık etti, farkında değil misin? Demir, bu yaptıklarınla sen çocuklarını mahvediyorsun. Sen de bunun farkında değil misin çocuğum? Görmüyor musun hallerini? Biraz vicdanı sızlamıyor mu anneciğim? Züleyha Ahşe'nin kollarına koşarken vicdanı sızladı mı? Beni aldatırken çocuklarını düşündü mü? Bilmiyoruz ki. Ne olduğunu bilmiyoruz ki biz. Ne demek ne olduğunu bilmiyoruz? Beraber seyretmedik mi? Görmedin mi hallerini? Çocuğum, kızı konuşturtmadık ki. Hemen kestin cezasını. Ne olduğunu anlamadık ki. Cezasını kestim öyle mi? Bunu söyleyen sen misin? Yılmaz'a kaçmasın diye defalarca odaya kapattın onu. Akıl hastanesine yatırdın, akıl hastanesine. Sen mi söylüyorsun şimdi bunları? Geçmişte yaptığımız hatalar bize bugünü yaşatıyor Demir. Artık buna bir son vermemiz lazım. Ben bir anne olarak Züleyha'yı anlıyorum. İnsan evladı için her şeyi yapar. Ama ben Züleyha'nın yanlış bir şey yaptığına inanmıyorum. Annesin diye anladın yani. Başımıza ne geldiyse seni dinlediğim için geldi. Seni asla dinlememem gerekiyordu. Ona asla güvenmemem gerekiyordu. Yapma, ben seni biliyorum. Sen vicdansız biri değilsin. Ben seni biliyorum. Yapma anneciğim böyle. Sen vicdansızlığı görmedin. Eğer bana o kadını savunmaya devam edersen, çocuklarım alır gider. Hayatım boyunca bize hasret kalırsın. Nazire! Nazire! Neredesin Nazire? Züleyha. Sen Züleyha'yı al banyoya götür. İyi bir banyo yapsın güzelce. Temiz kıyafetler falan getir. Züleyha yavrum bir banyo yap. Sonra konuşacak vaktimiz olacak, tamam mı? Züleyha iyi misin? Ne oldu? Hadi bakalım. Ne oldu bu güzelce Ahmet Bey? Hiç sormayın beyecanım. Züleyha çok kötü durumda. Ne oldu peki? Gaz kokuyor kız. Ne yapmış? Demir bir şey mi yapmış kadına? Bu Yamanların Demir'in vicdansızı çocuklarını göstermiyormuş kıza. O da canına kıymak istemiş. Yani sokak ortasında cayır cayır yanacaktı. Allah'tan yetiştim de kurtardım. Vallahi iyi ki yetişmişsiniz siz de. Yaşayacak zamanı çekecek çilesi varmış işte. Halini bir görseydiniz. Vallahi içim yandı. Ne yapıyorlar bu genç kızlara böyle? Olacak iş değil yani. Hiç sormayın. Yılmaz'dan haber var mı? Yok canım, ne Müjgan'dan ne Yılmaz'dan. Kimseden haber yok zaten. Onlar da başka bir ateşin içinde kavrulup gidiyor işte. Ne yapacağız bilmiyorum beyecanım. Allah yardımcımız olsun. Allah Çetin. Sağ olasın Eşref. Rica ederim. Gafur abiyle Saniye ablaya fırın sütler sardırdım. Üzüm kızata çikolatalı pasta. Gafur abim çok sevinecek her sütlaca. Ne gerek var Çetin? Sağ ol. Bir de senin yüzünü güldürebilsem. Öyle üzüldüm ki. Gülemiyorum ben Çetin. Züleyha nerede? Ne yapıyor? Aklım onda. Demir Bey'im o kadar acımasızdı ki. O çocukları Züleyha'nın kucağından bir çekip alışı vardı. Züleyha'nın acısını ta yüreğimde hissettim. Nasıl çırpındı? İnsanın yüreği taş olsa çatlar. Büyük hanım bile engel olamadı. Öyle acıydı ki.
Hacı tabii ya. Hacı olmaz olur mu? Müjgan yenge de Kerem Ali'yi alıp götürmüş. Nereye? İstanbul'a diyorlar. Yılmaz abim de peşlerine düştü işte. O da kendi evladının acısıyla yanıp tutuşuyor. Yani Müjgan yenge nasıl böyle bir şey yaptı hala aklım almıyor ya. O da Yılmaz'ı çok seviyor. Anlıyorum. Baksana göz hiçbir şey görmüyor. Ama herkesi yaktı geçti Çetin. İki eve de ateş düşürdü. Bu kadar olmaz ki. Yani öyle öyle de. İnsanın vicdanı nasıl böyle bir şey el verir? Bilmiyorum. Kendi de üzülürdür. Belki pişmandır da. Ama anayı da babayı da çocuğundan ayırmak çok büyük günah Çetin. İnsan bu günahın vebaliyle nasıl yaşar Çetin? Keşke Yılmaz abimle Züleyha hiç ayrılmasaydı. O zaman bunların hiçbiri yaşanmazdı. Onların sevdaları çok büyüktü Çetin. Öyle büyük bir sevdaydı ki. Çok büyük imtihanları oldu. İmkansızmış sevdaları. Çok çektiler çok. Gece güne döner elbet Gülten'im. Elimizden dua etmekten başka ne gelir ki? Allah sevenlerin yanında olsun. Amin. Ya vallahi var ya mis gibi koktun Hacı yenge. Yengem bütün gün koşturayım. Sen seversin ciğer. Bak ben sana dürüm yapayım. Ya sen yaparsın da ben sevmem mi Naciye yengem? Bak bol da soğan koyuyorum. Ha yok yok koyma soğan olmasın. Yani soğan koyma. Neden? E sen soğanı seversin. Ya bu aralar dokunuyor ha Naciye yenge. Böyle kanımdan hur hur sesler geliyor anlamıyorum yani. Ah hadi madem. Soğan koymayalım. Allah Allah. Allah Allah. Ya bu Çukurova'nın başından da bela eksik olmuyor ha. Ya ellerine, kollarına sağlık Naciye yenge. Bal şekeriz. Allah Allah. Allah Allah. Ya bu millet kafayı yemiş ha. Çok dikkatli olmak lazım ya. Çok dikkatli olmak lazım. Gene hangi avra şarbon girmiş? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne şarbonu Naciye? Ya keşke şarbon olsa ya. Keşke şarbon olsa, keşke. Bu sefer ne Hatip? Yok bir şey yok. Boş ver, boş ver. Sen geç dalganı, geç, geç. Söyleyeceğim mi? Ha? Uzatma söyle, ne söyleyeceğim? Ya haberiniz yok mu sizin? Çukurova'mıza at hırsızları dalanmış, at hırsızları. Ya geceleri milletin ahırlarına giriyorlarmış. Atları kaçırıp satıyorlarmış ya. Ufak at da civcivleri yesin Hatip. Yalan mı söylüyorum ben Naciye? İnanmıyor musun bana? Ya bu Yüreğir'de Ziya var ya Ziya, bizim Ziya. Hı. Ya adamın ahırlarına dalanmışlar. Ya zavallı adamın neredeyse bütün atlarını kaçırıp götürmüşler ya. Geçmiş olsun Ziya'ya. Bir bardak su içsin üstüne. Biz ne yapalım anam? Ya yesene. Ne bakıyorsun? Ya sen ne kadar vurdum duymaz bir kadın olmuşsun Naciye ya. Eskiden böyle bir insan değildin sen. Ya bir düşün, bir düşün. Bizim ahırlara girseler, atlarımızın en kötüsünün ederi su içinde 50.000 lira. Ya misal ak kızı düşün, ak kızı. En az 100.000 lira eder ya. O da en az. O zaman ben aklıma bir fikir geldi. Şöyle yapalım biz. Elimize bir tane zopa alalım. Sabaha kadar hırsız bekleyelim ahırın kapısında ha. Nasıl fikir? Zopa mı? Ha. Ya hay aklınla bin yaşa Naciye ya. Hay aklınla bin yaşa. Bazen senin de kafan çalışıyormuş ha. Oğlum dur. Pes ettim ben artık. Raşit. Evladım gel hele gel. Ulan. Gel hele gel. Eline bir zopa al. Böyle kalın bir zopa. Git ahırın önünde bekle. Gözünü bile kırpma ha. Tamam mı? Ya ağam, ya bu gece beklemesem olmaz mı? Ya yarın gece bekleyeyim ağam ya.
Ne demek beklemesem? Niye lan? Ya oğlum birazcık işim var da. Ha. Olur olur olur. Ben hırsızlara söylerim. Raşit Bey'in bu gece işi var. Siz yarın gece uğrayın. Git ağrın önünde bekle lan. Bak bir saniye bile gözünü kırpmak yok ha. Hala dikiliyor ya. Hala dikiliyor ya burada. Bir dakika bir dakika. Gel hele gel. Emanetini de al yanına ha. Boş gitme. Gelen oldu mu çek silahını. Ha. Ya esas çekeyim mi ağam? Ya tabii çekeceksin oğlum. Ya bu adamlar malımıza, mülkümüze göz koymuş adamlar ya. Çek silahını, sık birkaç tane. Bir şey olmaz, merak etme. Ben arkandayım oğlum, merak etme sen. Tamam ağam. Yani bütün gece de beklerim. Aferin oğlum. Hadi, hadi, hadi git sen, git. Ya çok acıkmışım vallahi ya. Rahatladın mı hadi? Bu hırsızlar beni çok gerdin Hacı ya. Bayılıyorum pireyi deve yapmaya anam. Hayır şimdi afiyet olsun. Ciğer de güzel olmuş ha. Eline sağlık. Bu işi biliyorsun, biliyorsun. Abla. Fadik. Kerabacığım gel bunlara bir baban hayrına bir el at. Vallahi benim kolum kanadım kalkmıyor ha. Vallahi billahi şunları bir üst raflara koyak. Züleyha'ya benim içim yandı. Hiç yapamayacağım bunu. Abla ben de çok darlandım ya. Bir hava alayım geleyim diyecektim. Aa, kız. Kız bu ne hal böyle iki dirhem bir çekirdek? Ha? Allah Allah. Aa, 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 rujlar sürülmüş. Ha? Saçlar açılmış. De bakalım, nerede hava alacaksın? Hiç, bu bağcıların, İbo'nun askerlik uğurlaması varmış da. Hı. İşte yavuklusu Dürüye var ya, bildin mi? He, Dürüye bildim. He, illa gel Fadık, illa gel Fadık, illa gel Fadık. Ben de tamam kız dedim, gelirim inşallah da. Aklım da gelin hanımda aslında. Ama söz verdim bir kere. Bu Dürüye senin bu hani görünce midene kalktığı kadın değil mi ya? Sen bu ne sanmıyorsun? Aman abla, hayır diyemedim kıza, ne yapayım? Geç kalmam, merak etme. Ha Dürüye'ye yani bu kadar hazırlık. Geç kalma. Kalmam kalmam, merak etme. Haydi kolay gelsin. Dikkat et. Hadi gel Yılmaz. Ya Allah aşkına iki lokma Yılmaz. Bak çay dedem dedik. Vallahi Fiko bir lokma yiyecek halim yok. Ya oğlum bir bardak çay iç bari, iki dakika otur. Yığılıp kalacaksın neredeyse, hadi otur. Duramıyorum kardeşim, duramıyorum, anlamıyor musun? Taksi atladı gitti. Oğluma dokunamadım bile. Ya tekrar buluruz, merak etme sen. Hadi iki dakika otur. Otur. Ya düşünüp düşünüp delireceksin be oğlum, iki dakika otur ya. Ya nasıl düşünmeyeyim Allah'ını seversen. Annesi oğlumu Amerika'ya götürecek. Amerika'ya mı? E oraya gitmek o kadar kolay mı? Abisiyle annesi orada yaşıyor. İyi de çocuk için de pasaport lazım Yılmaz. Hem öyle hadiye götüremez ki. Halleder, onun tanıdığı çok orada. Yarın Amerika'ya uçak var ama Amerika'da nereye gider, ne yapar? Ben oğlumu nasıl bulacağım, nasıl yapacağım? Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbim. Üzülme kardeşim. Yarın uçak. Geceden yola çıkarız. Havaalanının kapılarında bir bir nöbet tutarız. Oğlunu hiç kimseye vermeyiz Yılmaz. Tabii ya. Gerekirse bizim çocukları da toplarız. Sabaha kadar nöbet tutarız havalimanında ha. Soğan.
Bir an önce çıkalım da bekleyelim ne olur ne olmaz. Fiko, sen Şükürlere de haber ver. Ara onlar da gelsin. Sen canını sıkma canım kardeşim. Koşacaksın evladına. İnşallah. Kardeşler, polis! Ne oluyor? Kalk! Ben buraya bir yanlışlık oldu. Geç! Alın bunları hemen. Haydi! Geç. Hadi. Kaldır elleri. Açmayacakları. Fiko ne oluyor Fiko? Konuşma. Bilmiyorum Yılmaz. Komiserim bir hata yapıyorsunuz. Kes sesini. Al bunu karakola. Komiserim biz hiçbir şey yapmadık. Burası küçük bir tamirhane. Niye götürüyorsunuz bizi? Karakolda öğrenirsin kardeşim. Ya bizim gerçekten bir suçumuz yok. Kes sesini. Hadi. O buradan değil. Bu sabah Adana'dan geldi. Suç yok onun. Kız anlarız diye gelmiş. Haydi. Hadi. Bir çay daha vereyim mi? Yok anacığım yok. İstemiyorum çay may. Perahşit. Nerede kaldın ya sen? Lan Allah'ın salağı seni. Ağam! Ağam kusura kalma. Vallahi iki dakika içim geçmiş ha. Geçmeyecek. Oğlum geçmeyecek. Lan oğlum ben sana bir saniye bile gözünü kırpmayacağım demedim mi? Lan daha akşamdan uyuklamaya başlamışsın. Şimdi bir hırsız gelse, ata binip dört nala kaçıp gitse ruhum bile duymayacak lan. Yok ağam vallahi gece boyu uyumam bak görürsün. Lan hele bir uyu. Hele bir uyu Raşit. Lan oğlum, bu atlardan bir tanesinin kılına bile zarar gelsin. Lan sana bu Çukurova'yı dar ederim ona göre. Yok ağam meraklanma. Vallahi sabaha kadar uyumam. Gözün arkada kalmasın ağam. Ah Hatip ah. Yahu yaktın beni yaktın. Yani bula da bu geceyi buldun her nöbet tutturacak. Ya var ya benim sürme gözü fadiyim, kıvırcığım. Eğer gelir de beni bekleyip giderse var ya. Aha da buraya yazıyorum. Yemin ediyorum seni bir ömür affetmeyeceğim. Bak görürsün. O kadar da baktık kendimize kardeşim ya. Gel Züleyha gel. Gel otur şöyle. İyi misin? İyiyim sağ ol. Nasılsın daha iyi misin? İyiyim. Çok üzüldüm açıkçası. Demir çok mu üstüne geldi? Çocuklarımı gösterdi bana. Göstermeyecek de. Zor tabii. Hepimiz için çok zor beyecanım. Müjgan öyle bir şey yaptı ki hepimizi yaktı. Demir Ercüment'in katili diye Yılmaz'ı ihbar edecekti. Yılmaz'ı korumak için. Ailesini korusun diye, çocuğu babasız büyümesin diye.
Bunun için, uyarmak için çağırdım Yılmaz'ı. Müjgan da peşine düşmüş, takip etmiş. Ne sandıysa bir de videoya çekmiş. Demir'e göndermiş. Vallahi açıkçası bu konuyla ilgili ben de Müjgan'a kızgınım ama bir şekilde o da haklı. Haklı mı? Evet. Belice Hanım, bizim aramızda bir şey olduğunu nasıl düşünebilir bu kadın? Benim iki tane çocuğum var. Bu adamın bir tane oğlu var. Bizim bu hikayemiz geride kaldı, eskide kaldı. Ben bunu anlatmaktan yoruldum artık. Benim sadece iki tane çocuğum var. Bütün dünyam o iki çocuğum. O Müjgan sayesinde şu an onları da göremiyorum ben. Tamam Züleyha, tamam. Hakikat elbet ortaya çıkacaktır. Sen sabırlı ol. Ben Yılmaz'a inandığım gibi sana da inanıyorum. Ayrıca hiçbir şeyden, hiç kimseden korkma. Yaman'ın Demir'den de korkma. Ben senin yanındayım. Senin kocanın aklı başına gelene dek istediğin kadar bu evde kalabilirsin. Ama ben inanıyorum ki hem bizim Hekim Hanım hem de Demir Yaman hatalarını er geç anlayacaklar. Sen sabırlı ol. Sağ ol. Hanımım, Nedret Hanım'la Berika Hanımlar gelmiş. Çok acilmiş. Allah Allah. Al içeri. Hünkâr, olanları duydun mu? Ne oldu? Hünkâr, öyle bir şey gördük, öyle bir şeye şahit olduk ki. Geçin, buyurun oturun, geçin. Züleyha meydanda kendini yakmaya kalktı. Nasıl? Üzerine bir bidon gaz boşalttı. Çakmağı çaktı. Ben masumum, ben suçsuzum. Beni çocuklarımdan ayıran Demir Yaman'ı Allah'a havale ediyorum dedi. Allah aşkına ne olur biraz sessiz konuşun. Yanıyordu hünkâr. Kızcağız cayır cayır yanıyordu. Ay demek ki masum, demek ki bir suçu yok bu kızın. Yoksa insan kendini yakar mı? Allah'tan fekeli oradaydı da atladı üstüne durdurdu. Nedret'ciğim biraz sessiz olur musun lütfen? Sardı, sarmaladı, kızı götürdü. Nasıl yani? Demir. Züleyha'yı fekir mi götürdü? Demir. Züleyha'nın hali perişandı Demir Bey. Fekeli olmasaydı yanıyordu kız. Demir. Memur Bey, benim bir suçum yok. Telefon etmeme izin verin, lütfen. Emredersin paşam. Telefon falan yok, kapa çeneni. Bakın, durum bildiğiniz gibi değil. Bir telefon etmeme izin verin, ne olur. Ne çok konuştun ya. Anneciğim sakin ol, Demir. Aç kapıyı. Sakin ol, tamam. Aç kapıyı. Uzaklaş, uzaklaş. Tamam anne. Allah aşkına uzaklaş. Ne oluyor Yaman'ın Demir? Kapıma gelip silah çekecek kadar büyüdün mü sen? Ne bu cüret? Sen ne cüretle benim karımı evine götürüyorsun? Heh, çağır, Yılmaz'ı çağır. Hesaplaşacağız bugün, çağır. Hesaplaşacaksan benimle hesaplaşacaksın. Züleyha'yı buraya ben getirdim. Yılmaz yok. Yalan söyleme bana. Yalan söylemem ben. Yılmaz yok. Senden korkup saklanacak hali yok ya. Züleyha, yürü gidiyoruz. Benim düşmanımın evinde de işim var. Yürü gidiyoruz. Yürü. Tamam Ali Rahmet Bey. Hiçbir yere gitmiyorsun Züleyha. Sen kimsin lan benim karımı himaye ediyorsun? Sen benim kim olduğumu iyi bilirsin. Madem karını seviyordun, niye sokağa attın? Sana hesap mı vereceğim lan? Vereceksin. Sen karını sokağa atıyorsan,
çocukların annesini yaka paça yerlerde sürüklüyorsan önce Allah'a hesap vereceksin, sonra vicdanına hesap vereceksin. Dur. Uzatma lan. Karımı vereceksin. Yürü Züleyha. Vermem. Sen öldüresin diye mi vereceğim karını? Sen karını sokağa attın, sokağa. Karın o sokakta kendini yakmak istedi. Bugün kendini öldürmek istedi karın, öldürmek. Senin ot silahından mı korkacak? Senin yaptıkların yüzünden kendini öldürmeye kalktı bu kız. Bu mu senin adamlığın ha? Bir anneyi evlatlarından ayırdın. Bundan daha fazlasını yapamayacaksın Yaman'ın Demir. Buna izin vermeyeceğim. Züleyha burada misafir. Ve ne zaman gitmek isterse o zaman gider. Ben misafirimi kimseye vermem. Buradan benim cesedimi çiğnemeden Züleyha'yı alamazsın. Bırak. Kendine gel. Sen ne yapıyorsun kadın. Allah aşkına? Bırak kadın. Dur dedim sana. Bırak. Dur. Tamam hünkâr, tamam. Kadın dediğin eştir, yuvadır, anadır, bacıdır. Biz kadını elimizin üstünde, başımızın üstünde taşırız. Züleyha hiçbir yere gitmeyecek. Ne zaman gitmek isterse o zaman gelir. Bunu iyice anla. Demir, ne olursun at kapıyı. Sakin ol. Aç. Allah aşkına sakin. Bırak anne. Ailen dağılıyor. Allah aşkına aklı başına topla. Ailen dağılıyor. Hep senin bedelini ödeyecekler. Demir. Nazire, bana bir bardak su getiremem. İyi misiniz? Korkmayın Beyci Hanım. Allah bizi korur. Bir şey olmaz evvelallah. Aşağıdakiler korktu mu? Size bir şey olacak diye korktuk ağam. Yoksa biz niye korkalım? Kimseye bir şey olacağı yok Nazire. Korkacak bir şey de yok. Korkmasınlar. Ali Rahmet Bey, ben yeterince huzurunuzu bozdum. Demir durmaz zaten, görüyorsunuz. Müsaadenizle ben gideyim. Hiçbir yere gidemezsin Züleyha. Kalbin sana git demeden bu evden hiçbir yere gidemezsin. Yaman'ın Demir gelmiş de ne olmuş? Buraya geleceği olanın göreceği de olur. Sen kimsesiz değilsin, sahipsiz değilsin, çaresiz değilsin. Sakın böyle düşünme. O da anlayacak senin susuz olduğunu, ona inanacak. Ne demişler? Cennet anaların ayakları altındadır. Allah yüzüne gülecek, evlatlarını sana gösterecek. İnşallah. İnşallah Züleyha. İnşallah. Allah! Ya ne bağırıyorsun, ne bağırıyorsun? Bura mı lan? He, bura. Şşş, az sessiz ol. Ne oluyor lan? Vay, 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 vay. Üç tane var değil mi? He, üç. Doğruyu sen al. Beyazı ben götürürüm. Vallahi ağam doğru demiş ha. Sana harbi hırsızlar geldi ya. Üçüncüyü ne yapacağız? Hele şunları bir alak da onları da alırız sonra. Tamam. Hop kardeş. Siz kimin ağrından kimin malını götürüyorsunuz lan? He? Bu kim lan? Hani kimse yoktu oğlum? Ne bileyim oğlum, varmış işte. Şşş, bakın hele. Oğlum Hatip ağamın ağrından öyle atları kaldırmak kolay mı lan? Lan oğlum bak atlara ilişmeyin. Allah'ıma kitabıma var ya, kötü ederim ha sizi. He, Hatip ağanın adamıymış bu çocuk. Koskoca ağaya bak. Ağrına bekçi diye mısır koşanı dikmiş. Lan oğlum anlamıyorsunuz mu lan siz? Lan bak atlara ilişmeyin. Allah'ıma kitabıma sıkarım ha. Havlayan eti sırmaz. Git al şu tabancayı şu elinden. Lan yaklaşma lan. Bak yemin içerim vururum diyorum ha. Ver şunu ver. Bak. Lan. Aa.
Aha. Bakalım kim kimi vurdu? Hatip, Hatip silah. Hatip Hanım. Ağır tarafının oradan silah attılar. Ya duydum, duydum. Hiç sorma, hiç sorma. Ya bir de bana diyordun ki abartıyorsun da... yok pireyi deve yapıyormuşsun da... ne oldu şimdi? Ha? Ya sen ne anlatıyorsun acaba? Ya gidip baksana ne olmuş, ne bitmiş diye. Ya kapı gibi duruyorsun önümde. Önümden çekilirsen gideceğim. Haydi Hatip, Allah aşkına. Haydi git, haydi. Ama gölgeden git. Bak bir de seninle uğraşmayalım akşam akşam. Bir de seni vurmasınlar. Bir sen biliyorsun zaten her şeyi. Ya Allah vere de kimseye bir şey olmasa ya. Allah Allah. Ah, çok acıyor kardeş. Lan kıpraşma, kıpraşma. Bak öbür bacağına da basmayayım mermi ya. Dolaşmayacaksınız oğlum buralarda. Raşit. Raşit. Ağam gel gel, buradayım. Ah. Ah. Raşit bu ne? Ağam hırsızın birini indirdim. Ya o diğeri kaçtı ha, biliyor musun? Yemin ediyorum kaçmasa var ya, ben biliyordum ne yapacağım ona. Lan oğlum ne yaptın sen? Niye vurdun adamı lan? Ağam sen hırsız gelirse silahını çek vur dedin diye ben şey yaptım. Lan oğlum ben sana adama sık mı dedim? Havaya sık dedim, havaya, havaya. Lan havaya, yere, duvara sık. Ete niye sıkıyorsun Raşit? Ah çok kanıyor kardeş. Çok mu kanıyor? Çok mu kanıyor? Çok kanıyor. Lan oğlum kan kaybından ölürsen diyeceğim Avel. Ağam niye yani, insan bu yaradan ölür mü ki? Lan oğlum kuşun damara gelirse sabaha bile çıkamaz. Ölür mü ölür tabii. Cinayetten su içinde 25 sene yatarsın. Ağam sen vur dedin diye ben vurdum ama. Ben sana git adama sık mı dedim lan, ben korkut diye sık dedim, korkut diye. Herifin silahı var mıydı? İlk o mu çekti silahı? Yok ağam vallahi ilk ben çektim vurdum. Ya sen ne yaptın Raşit oğlum, sen ne yaptın ya? Lan oğlum adamın elinde silah da yokmuş. Nefsi müdafaya da girmez bu. Ne yapacaksın? Gençliğin mapus damlarında çürüyüp gidecek. Ya kardeş bir şeyin var mı? Ya Hatip ağam kurban olayım, ayağının altını öpeyim, ne olursa kurtar ben ağam ya. Lan oğlum sen zaten yapmışsın yapacağını. Ben ne yapayım daha sana? Ne yapayım? Gel bakayım buraya, gel. Gel, gel. Buraya gel. 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 Senin emminin oğlu falan vardı değil mi Samsun'da bir yerde? Tamam. Yani niye, ne oldu ki? Ah. Ah. Bana bak, bana, bana bak. Al bunu. Otobüse mi biniyorsun, trene mi biniyorsun? Bir şeye bin, doğru emminin oğlunun yanına Samsun'a. Hadi bakalım. Ya kaçacak mıyım ben ağam? Ay yok yok, şeye tatile çıkacaksın. Kaçacaksın tabii. Avel başka ne yapacaksın? Lan oğlum vurduğun herif yerde yatıyor. Ölür mü kalır mı belli değil. Başka ne yapacaksın? Bana bak. Ben gel diyene kadar da gelmek yok ha. Anladın mı? Hadi bakalım hadi. Hadi jandarma gelmeden fırla git hadi. Ağam, ya yemin ediyorum ben sen hakkını nasıl öderim bilmiyorum ha. Allah senden razı olsun. Ağam ver elini. Ya bırak şimdi el öpmeyi. Sanki askere gidiyorsun. Hadi hadi fırla fırla. Arka kapıdan ha, kimseye görünmeden. Kenardan kenardan hadi. Lan hadi. Nurcuğum vallahi bugün bana çok yardımcı oldun. Çok sağ ol. Ne demek sen ya abla? Çay güzel olmuş mu? Olmuş vallahi, olmuş. Tam benim karar. Katayım mı o zaman bir bardak daha? Kat. Hadi bakalım. Saniye abla, ben geldim, haberin olsun. Ha. Erken geldin. Vallahi başım şişti yani. Yatıyorum ben hemen, hadi Allah rahatlık versin. Kelebacığım dur dur. Gel, gel bakalım ya. Aa. Ne oldu ha?
bakalım nasıl geçti asker uğurlaması? Ama nasıl olsun işte davullu zurnalı. Başım şişti zaten. Bir Duriye'ye göründüm geldim. Benimkini gördün mü? Ne yapıyordu? Seninki kim? Topalın İbrahim. Aa! Yok görmedim vallahi Nur. Ya nasıl görmedin? Bir kere oy banık kan kardeşi. Halayın başına o çekmiştir. Allah Allah görmedim diyorum ya. Halaydaki herkese tek tek bakacağım mı ben? Fadik Allah aşkına ya. Aa. Kuzum biz seni dışarı gönderdik eğlen diye. Sen geldin suratın sirke satıyor. Abla vallahi başım zonk zonk zonkluyor. Ben yatıyorum artık Allah rahatlık versin size. Allah Allah. Ya davulu bunun kafasından mı çalmışlar? Bu ne hal böyle? Anlayacağız bilmiyorum gülüm, anlayacağız. Meğer dalga geçmiş benimle. Ah, salak Fadik, ah! Hemen koşup gittim. Süslenmek, püslenmek senin neyine? Makyaj yapmak senin neyine? Sevdalanmak senin neyine? Durumu nasıl doktor bey? İyi. Biraz kan kaybetmiş ama hayati tehlikesi yok. Oh, çok şükür ya, çok şükür. Gencecik de çocuktu. Biz taburcu etmeden önce size bilgi vereceğiz savcı. Tamam, sağ olun doktor. Rica ederim. Allah sizden de razı olsun doktor bey. Hatip bey, bu mevzu sizin aranızda vuku bulmuş, doğru mu? Ya maalesef savcı hanım, maalesef öyle oldu. Yani o içeride vurulan çocuk bir cahillik etmiş bizim. Atları çalmaya kalkışmış. Ev olanlar olmuş işte. İfadesinde beni Hatip Ağa'nın adamı Raşit vurdu diyor. Ya savcı hanım, benim bu Raşit'ten çektiğimi bir Allah biliyor, bir ben biliyorum. Ya hadise çıkarmak bunda, kavgaya karışmak bunda. Şimdi bir de adam vurmaya başladı koşik. Ya tabii çok yanlış bir şey de. Yani adamı vurdun vurdun. E niye kaçıyorsun? Öyle değil mi? Siz kaçarken gördünüz mü peki? Görmez olaydım. Gördüm tabii. Silah sesini duyunca hemen koştum aşağı indim. Bir baktım bu beni görünce kaçmaya başladı. Ya evladım Raşit nereye kaçıyorsun dedim. Dur kanundan kaçılmaz. Gel teslim ol paşa paşa dedim ama dinletemedim ki. Kaçtı gitti. Ya Allah onun belasını versin savcı hanım. Nereye gitmiş olabilir peki? Vallahi bilmiyorum ki savcı hanım. Bu bir ara bu Anamur taraflarında bir yerde bir akrabalarım falan var diyordu. Oraya gitmiş olabilir ha. Siz hiç merak etmeyin savcı hanım. O hangi deliğe girerse girsin gelip kendi ellerimle sizin kapınızın önüne koyacağım. Siz hiç merak etmeyin. Lüzum yok Hatip Bey. Raşit'i bulmak sizin değil, kolluk kuvvetlerinin görevi. Tabii canım orası öyle de yani biz de duyarlı bir vatandaş olarak devletimize olan görevimizi yerine getirelim diye yani. Siz eğer kendisinden haber alırsanız bizi bilgilendirin yeter. Baş üstüne tabii ki tabii ki hemen ben size veririm baş üstüne. Tamam baş üstüne. İyi günler, iyi günler Ne? Bizim çalıntı parçayla falan ne işimiz olur memur bey? Düpedüz iftira. Biz alnımızın teriyle kazanıyoruz ekmeğimizi. Savcıya anlatırsınız bunları. Memur bey bakın bir yanlışınız var. Bu arkadaşları 20 yıldır tanıyorum. Böyle bir şey yapmazlar. Sen önce onlara değil kendini savun bence. Ben daha bu sabah geldim Adana'dan. Bir merhaba demek için uğradım dükkana. Evet Yılmaz doğru söylüyor. Kendisinin bizim tamirhaneyle bir alakası yok. Mahkemeye anlatırsınız dedim. Boşuna yormayın kendinizi. Memur bey bakın oğlum bulmam lazım. Karımı oğlum kaçırdı onu bulmam şart ne olur. Ben kimseyi bırakamam. Pazartesi sabah komiser gelinceye kadar hepiniz buradasınız.
Allah kahretsin. Acısı çok olanın dönüşü güzel olur. Bak bize. Acı insanı güçlü yapar. Korku cesur kılar. Peki ya kırık bir kalp ne yapar? Sen ya acına teslim olup kendini kaybedersin ya da yaranı sarıp yoluna devam edersin. Ne böyle senle ne de sensiz. Yazık yaşanmıyor çaresiz. Ne bir arada ne de ayrı. Olmak imkansız, hiç sebepsiz. Ne hayallerle, ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz. Suçlu ne sensin, ne de benim. Şimdi sensizim, sen de bensiz. Bir an gelip de küllenince yüreklerimiz dinlenince başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince yüreklerimiz dinlenince başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. 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 Ali Rahmet Bey, var mı bir haber? Yok beycanım, bir haber yok. İstanbul'a ayak bastığı günden beri Yılmaz'dan hiçbir haber yok. Hayır, çocuklara da söyledim, arayın bulun, bir şey bulursanız haber verin diye. Onlardan da bir haber çıkmadı. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Vallahi ben çok kaygılanıyorum, çok. Herhalde odur. İyi insan lafın üstünü ararmış. Ah be evlat be, ah be evlat be. Evlat. Ağam, ben Celal. Celal, oğlum bulamadınız mı daha Yılmaz'ı? Bulduk ağam. Oh be, neredeymiş? Bak o yanında falansa ver de bir konuşayım. Yanımda değil ağam. Yılmaz abi nezarethanede. Cumartesinden beri içerideymiş. Nezarethanede mi? Evet ağam. Nasıl yani? Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl, ne sebepten girmiş içeri? Arkadaşının dükkanında çalıntı parça satıyorlar diye polis basmış. Baskın sırasında oradaymış. Onu da götürmüşler. Allah Allah. Bir bu eksikti. Neyse çok mühim bir şey değil o. Emniyet icabı götürmüşlerdir. Sen bizim avukatlara haber ver hemen. Hemen çıkarsınlar Yılmaz'ı. O çocukları da içeride bırakmasınlar. Onları da çıkarsınlar. Baş üstüne ağam. Hadi oğlum hadi çabuk ol. Çabuk. Çabuk davran. Tamam ağam. Ne oldu, karakola mı düşmüş Yılmaz? Evet ama öyle mühim bir şey değil. Avukatlar onu 5 dakikada çıkartırlar. Çok şükür sağ salim bulduk ya, o yeter bize. Tabii ki çok şükür onun için. Ama ben Müjgan için çok kaygılanıyorum Ali Rahmet Bey. Yani gittiğinden beri ne aradı ne sordu, nerede bu kız?
Vallahi korkuyorum. Bir delilik yapacak diye korkuyorum açıkçası. Müjgan Kerem Ali'yi alıp Amerika'ya falan gitmez herhalde, değil mi? Vallahi Kerem Ali'ye pasaportu çıkarttığı an çıkar gider uçakla. Eğer Müjgan'ı biraz iyi tanıyorsam o pasaportu eline aldığı an gider. Tanıyorum ben onu çünkü. Ama babasının izni gerekmiyor mu? Yılmaz'ın bu vakatnamesi olmadan bir yere götüremez ki, hiçbir şey yapamaz. Ben tanıyorum Müjgan'ı. Ne yapar eder yapar, hallettirir o işini. Vallahi çok endişeleniyorum. Delilik yapacak diye korkuyorum. O zaman görün bakalım ne yuva kalır ne bir şey. Yılmaz da ömür boyu oğlunu evladını göremez, öyle mi? Of. Al Züleyha için. İyi gelir, rahat uyursun. Sağ ol Nazire ablam, zahmet etti. Ne zahmet, aşk olsun. Ne çok özlemişim seni. Demir Ağa sana bir şey yapacak diye çok korktum. Ben hiç korkmuyorum. Ne Demir'den, ne yapacaklarını. O kadar canımı yaktı ki daha fazla ne yapabilir bilmiyorum. Geçecek be ablacığım. Geçecek, merak etme. Züleyha abla, bak senin için resim çizdim. Adnan'la Leyla'yı özledikçe bakarsın. Ne güzel olmuş bu. Teşekkür ederim. Leyla'yı daha görmedim ama çok güzeldir mutlaka. Sana benziyor mu? Benziyor. Benziyor. Kaderi benzemesin, benziyor. Kızım hadi sen git içeri. Dersini çalış. Züleyha ablan yorma, hadi. Züleyha ablan belki saçımı örer. Kızım Züleyha ablan yorgun ama. Yok, yorgun değil. Örerim benim saçlarını ben. Gel, gel otur benim güzel kızım. Leyla asıl kime benzesin biliyor musun? Kime? Sana. Senin gibi güzel kalpli olsun, iyi huylu olsun. Ben de çocuklarımı böyle büyütüp gelebilecektim. Sesin alsın. Kızımı böyle saçlarını örebilecek miyim bilmiyorum. Komiserim. Sağ olun. Buyurun. Biz Yılmaz Akkaya'nın avukatlarıyız. Aldığımız bilgiye göre müvekkilimiz burada gözaltında tutuluyormuş. Evet, burada. Buyurun oturun, ayakta kalmayın. Yılmaz Bey'in ne sebeple gözaltına alındığını ve neyle suçlandığını öğrenebilir miyiz? Biz o konuda size karşı çok mağcubuz avukat bey. Maalesef çok büyük bir hata yapılmış. Nasıl? Sanayide dükkanlar yan yana hep. Bize çalıntı parça satılıyor diye ihbar edilen tamirhane bir yandakiymiş aslında. Ekipler de numaraları karıştırınca sehven Yılmaz Bey'in bulunduğu dükkana operasyon yapmışlar. Sağlayacaksınız yani. Tabii tabii. Zaten ben de şimdi onların çıkış işlemleriyle uğraşıyordum. Yılmaz Akkaya, Fikri Gültekin, Muzaffer Yıldız. Serbestsiniz, çıkabilirsiniz. Geçmiş olsun Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Nereye gidiyor? Evladına kardeş. Evladına. Merhaba. Buyurun.
Buyurun. Siz Müjgan'ın kuzeni Pınar Hanım'sınız değil mi? Niye soruyorsunuz? Ben eşeğim Yılmaz Akkaya. Merhaba. Düğünümüze gelememiştik. Müjgan içeride mi? Hayır, yok. Yok, içeride saklıyorsunuz onu. Hayır, saklamıyorum. Lütfen. Oğlum içeride. İçeride kimse yok beyefendi. Söyledim size. Müjgan burada değil. Gerçekten kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Size iyi akşamlar. Yılmaz Bey. Müjgan'ı unutun bence. Neden? Müjgan bu sabah uçağa bindi. Amerika'ya gidecek. Çok geç kaldınız. Çok üzgünüm. Nazire senin için süt kaynatmış ama içmeyeceğim demiş. İçmeyeceğim. Sağ ol. Alsana şunu olur. Al babacığım. Sağ ol. Biliyorum senin yüreğin yanıyor ama kendini böyle harap edersen olmaz. Minicik kızım benden süt bekliyordur Ali Rahmet Bey. Benim göğsümün sıcaklığını arıyordur. Ben onu doyurmadan, sarıp sarmalamadan benim boğazımdan bir şey geçmiyor ki. Ben onlardan uzakken aldığım her nefes, yediğim her lokma bana fazla geliyor. Şimdi sana söyleyeceklerimin sende pek bir manası olmayacak biliyorum ama bugünler geçecek elbet. Zamanı gelince bu ıstırap bitecek. Geçmiyor Ali Rahmet Bey, geçmiyor. Bir türlü gelmiyor o gün. Acının, ıstırabın biri bitiyor, biri başlıyor. Ben her şeye razıydım. Bütün çilelere razı geliyordum. Yeter ki çocuklarım yanımda olsun diyordum. Şimdi onlar da yok. Çocuklarımı aldılar benden. Ben onların yüzünü görmeden, kokularını duymadan nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Biz faniler için bu dünya bir er meydanı. Cenab-ı Allah sevdiği kullarının kimini hastalıkla, kimini yoklukla, kimini de hasretle imtihan eder. Büyük mükafatlar da büyük imtihanların neticesinde gelir. Şimdi sen imtihanların en büyüğüyle, evlat hasretiyle sınanıyorsun. Şayet sabreder ve tevekkül gösterirsen mükafatların da en büyüğüne nail olacaksın. Yeter ki kendini bırakma. Evlatların için ayakta dur ve sabret. Hadi al biraz iç. Ya Müşkan, resmen kendi elinle getirdin bu kadını buraya. Yılmaz da gelirse bakalım neler olacak. Efendim? Hala. Müjgan. Benim hala. Nasılsın? Çok iyiyim Müjgan. Gerçekten çok iyiyim. Nasıl olabilirim? Tabii ki perişanım. Neredesin sen? Boş ver benim şimdi nerede olduğumu. Biz akşam Kerem Ali ile Amerika'ya uçuyoruz. Ben sana veda etmek için aradım. Ne Amerika'ya uçuyor? Ne diyorsun sen Müjgan? Çocuğun pasaportu yok, bir şey yok. Yok, ben hallettim onların hepsini. Pasaportlar hazır, uçak biletleri hazır. Sen iyice delirdin herhalde. Şuurunu mu kaybettin sen Müjgan?
Binme sakın o uçağa. Hemen geri dön, hemen. Başka ne yapayım hala? Benim oğlumla geleceğim artık burada. Senin geleceğin Çukurova'da. Oğlunun da geleceği Çukurova'da. Duyuyor musun beni? Topla eşyalarını, al oğlunu buraya gel hemen. Olmaz diyorum hala. Olmaz diyorum ya. Ben artık Adana'da yaşamak istemiyorum. O evde yaşamak istemiyorum. Bak Müjgan, sinirleniyorum lütfen. Olmaz diyorum. Olmaz yani. Artık bu kadar yaşanan şeyden sonra ben Yılmaz'la aynı çatı altında nasıl yaşarım? Yaşayamayacaksın zaten. Çünkü başkası yaşayacak. Züleyha burada. Ne? Ne demek burada? Demir Yaman yaka paça atmış bunu dışarı. Ali Rahmet de bulmuş. Tuttu kolundan buraya getirdi. Ve nasıl iyi ona karşı biliyor musun? Kızı gibi koruyor, kolluyor. Müşkan, Züleyha bayağı bu eve yerleşti. Yılmaz nerede Yılmaz? Yılmaz orada mı? Gitti Yılmaz senin peşinden. Sana geliyordu, Amerika'ya gitmiş demişler. Onun için geri dönüyor, umudunu kesmiş yani sen. Ne? Ne bekliyordun, ne olacak zannediyordun? Tamam, git sen o memlekete, git Amerika'ya. Çocuğumu büyüteceğim diye orada sürün. Onlar da burada ikisi mutlu mesut yaşasınlar. Sen yaptın bunu. Bu ikisinin birleşmesinin sebebi sensin Müjgan. Duydun mu beni? Bravo sana. Alo, Müjgan. Hadi acele edelim biraz arkadaşlar ya. Toplantıyı açacağım. Daha herkes gelmedi Hatiba. Evet eksiklerimiz var. Gelselermiş canım onlar da. Ya Dingo'nun ahırı mı burası? Koskoca Adana'mızın sanayi odası. Ya ben başkan olarak nasıl sabah sabah erkenden kalkıp geliyorsam herkes de gelecek. Selamünaleyküm. Aleykümselam Demir Bey. Merhaba. Hoş geldiniz Aleykümselam. Merhaba Demir Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatip Bey, toplantıya başlamadan önce söylemem gereken önemli bir husus var. Söylersin söylemezsin Demir Bey. Tabii canım, söylersin de. Ama biliyorsun kaidelerimize göre söz almak için önce yazılı olarak müracaat et. Mühim bir mesele, mühim. Mühim mesele ise kaideleri bir kerecik bozmaktan bir şey olmaz. Buyur kardeşim, söyle. Arkadaşlar bir süre önce Yılmaz Akkaya ile bir yağ fabrikası satın almıştık biliyorsunuz. O tesisteki hissemi satışa çıkarıyorum. Bilginiz olsun. İlgilenen varsa görüşebiliriz. Siz şimdi sebebini de merak ediyorsunuzdur. Siz zannetmeden ben hakikati söyleyeyim. Fabrika iyi bir yatırım olmadığından, kâr etmeyeceğinden satmıyorum. Yılmaz Akkaya gibi bir şerefsizle ortaklık yapmak istemediğimden soruyorum. Bu da böyle bilinir. Dediğim gibi görüşmek isteyen varsa pazarlığa açayım, görüşebiliriz. Benim için biraz aciliyeti de var. Teşekkür ederim Hatip Bey. Benim için önemli bir meseleydi. Ne demek Demir Bey? Ne demek her zaman? Tabii böyle mühim meselelerde biz de sanayi odası olarak elimizden geleni yaparız. Evet arkadaşlar, şimdi tabii gündemimize dönecek olursak, biliyorsunuz bu belediye ile ilgili selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz ya, hoş geldiniz. Buyurun oturun. Buyurun. Hayırdır Hatiba? Mesele nedir? Bizi acil bir şekilde çağırdın. Ya ateş almaya mı geldiniz? Allah aşkına ya. Ya bir oturun, soluklanın hele. Oturun ya. Bak buranın kıyması çok meşhurdur ha. Vallahi buraya gelip
Bu kıymadan yiyip gitmedin mi Adana'ya geldim demeyeceğim kardeşim. Yanına da şöyle acılısından bir şalgam koydun. Bırak kebabı mebabı Hatip. Ne oldu? Yoksa Fekeli arkamızdan atıp tutuyor mu yine? Ya Fekeli'nin atıp tutacak hali mi kaldı? Ya adamın derdi boynunu boşuna açtı ya. Mesele sizinle alakalı değil, değil. Sizinle ilgili bir durum yok. Mesele başka. Ne o zaman? Demir Yaman'la alakalı mesele. Demir Yaman mı? Ne olmuş Demir Yaman'a? Müjdemi istiyorum ama. Uzatma Hatip. Söyle. Demir Yaman var ya, bu yağ fabrikasındaki hisselerini satışa çıkardı. Peki sebep? Yılmaz Akkaya. Şu fabrikadaki ortağı. Ha ha, bu uzun boylu bıyıklı olan o işte. Ya meğersem bunlar sadece fabrikada değil, her şeyde ortaklarmış. Ne diyorsun kardeşim sen? Ne söyleyeceksen doğru dürüst söylesene. Amma kinaye yaptın Hatip. Ya ama kinaye yapılmayacak gibi değil ki kardeşim. Demir Yaman'ın karısı Yılmaz Akkaya'nın nişanlısıymış. Ta İstanbul'dan eski. Ya E'si nişan bitmiş ama bunların sevdaları bitmemiş daha. Gizli gizli buluşup haşa huzurdan sevişip öpüşüyorlarmış ya. Vay! Çukurova'ya bak sen. Ya daha sen dur, dur. Demir Yaman sen kalk git bunları bas. Yok artık. Ya tabii canım tabii. Sonra da kadını kolundan tuttuğu gibi evden dışarı atmış. Aferin Hatip, aferin. Güzel haber getirdin. Sen her zaman böyle güzel haber getir. Sen de kazan, biz de kazanalım. Ben bir şey anlamadım Şahin. Demir zaten bir kere dağ başına götürüp bırakmış Züleyha'yı. Vuramamış, orada bırakmış. Sonra bir daha mı atmış evden? Ah Sabahattin, hem de ne atmak. Kızcağızı sürükleye sürükleye konağın dışına çıkarmış, fırlatmış atmış kapının önüne. İki tane de fedaiye demiş ki, alın bunu götürün dağ başına bırakın gelin demiş. Nasıl böyle bir şey yapar ya? Sorma. Hayır, karşındaki senin evlatlarının annesi. Olacak iş mi bu? Nasıl insanlık? Peki Züleyha ne yapmış? Nerede şimdi? Aa, Züleyha kendini ateşe vermeye kalkmış. Ne? Tabii. Çarşının meydanda gaz dökmüş üstüne. Tam çakmağa çakacakmış. Allah'tan Fekeli atlamış üstüne de almış kızın elinden çakmağı. Tutmuş götürmüş evine. Züleyha'nın derdi başımın üstünde bir dam olsun değil ki. Evlatlarından ayrı kaldıktan sonra saraylarda yaşasa ne fayda? Ay çok üzülüyorum ben bu kızcağıza. Şimdiye kadar çektikleri yetmiyormuş gibi. Bir de bu geldi başına, iyi mi? Aa dur sen. Yarın öbür gün Demir... Vay sen benim karıma nasıl sahip çıkarsın diye dayanır Fekeli'nin kapısına. Üstüne bir de Yılmaz çıkıp gelince, Züleyha ile Yılmaz aynı çatı altına girince sen o zaman gör kopacak kıyameti. Adnan, ha? Ya aşkım. Annem meyvesini yedi mi kızım? Yedi büyük hanım. Nasıl yemiş? Bak hepsi yerde. Aba. Anne ne yaptın böyle sen? Aa, çocuğa verdim, ne var? Anne niye veriyorsun? Biz doyuruyoruz zaten. Aa, çocuğu. Aç bıraktınız el kadar oğlanı. Anne Allah aşkına Adnan'ı ne zaman aç bıraktık? Yapma gözünü seveyim. Kızım al şunları temizle. Hadi, hadi, hadi. Alo. Hünkârım. Süleyha. Nasılsın kızım? Dayanamıyorum ben. Kaç gündür onların yüzünü göremiyorum. Kokusunu duyamıyorum. Dayanamıyorum ben. Dayan yavrum, ne olursun dayan. Şu demir öfkesi bir dinsin çocuğum, ne olursun. Birazcık sabır, birazcık zaman kızım. Rüyamda görüyorum onları. Yeniden yüzüme bakmayayım Adnan. Anne niye beni bıraktın diye bağırıyorum.
anne. Bırakır mıyım ben sizi? Niye bırakayım diyeceğim. Diyemiyorum, sesim çıkmıyor. Dayanamıyorum. Süleyha kızım, ne olursun. Leyla nasıl? İyi mi? İyi umma mısın? Kim oluyor onu geceleri kucağında? Kim göğsünde saklıyor? Kim yapıyor bunları? Garip mi kaldı kızım Hünkar Hanım? Ne olur söyleyeyim. Niye öyle bir şey olsun be kızım? Ben varım, Fadik var, Gülten var. El birliğiyle bakıyoruz yavrumuza. Adnan nasıl? İyi mi? Demir eziyet ediyor mu ona? Niye eziyet etsin Züleyha? Demir Adnan'ı çok seviyor zaten onun. Oğlu Leyla'dan ayırır mı hiç, aşk olsun? Ben sana bir şey söyleyeyim, şu anda Adnan oyuncaklarıyla oynuyor, nenesiyle oynuyor çocuğum. Sen hiç merak etme, çok mutlu. Orada mı? Hünkar Hanım, bir telefona verin, bir anne desin. Züleyha, ne olursun yavrum. Sana söz veriyorum, en kısa zamanda yavrularına kavuşacaksın, kucağına alacaksın ama ne olur şimdi değil yavrum. Ne olursunuz, bir kere anne desin, sesini duyayım, göremiyorum. Bari sesini duyayım, ne olur. Bir dakika bekle bakayım, bir dakika bekle. Adnan, gel, gel. Gel babaanneciğim, gel kızım bak. Bak anne telefonda, gel, 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 gel. Gel, bak telefonda anne var. Hadi anne diyelim. Anne. Annem, Adnan, anneciğim, annem. Hadi anne de anneciğim. Hadi anne de, anne. Hadi Adnan. Evet. Annesi duydum. Alo? 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 Çocuklar artık öksüz. Sen ne yaptın? Bulabildin mi oğlunu? Bulamadım. Müjgan Amerika'ya götürmüş oğlum. Bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum. Neler çekti kim varsa. Neler geldi başımıza bizim böyle. Eskiden seninleyken abim duymasın diye gizlice sana koşardım. Haftalığımla evi nasıl geçindiririm diye düşünürdüm. Bir tek derdim buydu. Ama umudum vardı. Yılmaz'la kavuşacağım. Belki bir çorba içeceğiz ama yuvamız olacak diye düşünürdüm. Sonra ne oldu? Neler geldi başımıza? Çok ağladık, çok üzüldük ama ben... benim canım hiç bu kadar yanmamıştı. Şimdi artık umudum da yok. Çocukların yüzüne, sesine hasret kaldım. Evlat hasreti başkaymış. Çektiklerimiz yetmemiş. Kaderimizde evlat hasreti de çekmek varmış. İçim çok yanıyor benim Yılmaz. Çok acıyor. İkimize ait bir cennet hayal ederken ayrı ayrı cehennemleri yaşıyoruz.
Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Kapatır mısın Tahir abi? Kapatıyoruz bugünlük be Çetin. Bir şey mi vardı? Yok, tıraş olacaktım da. Acil bir şeyse açayım tezgahı. Aç tabii, aç. Yaman çiftliğine bir karış sakalla mı gitsin adam? Yok abi, yarın sabah gelirim artık. Nasıl arzu edersin? Ya bırak açsın. Şöyle sinek kaydı bir tıraş ol da. Öyle git zamparalı. Ne diyorsun, nasıl? Ne zamparalı? Ya bırak şimdi Çetin. Yılmaz abinle Yamanların konağa da dandığınızı bütün Çukurova bilmiyor mu? Şşş, bana bak. Lafını bil de konuş. Yalan mı oğlum? Sen Gülten'e, Yılmaz abin Züleyha Yaman'a. Gözümüz yok ama ha, helal olsun. Asıl Züleyha'ya helal olsun. Evliyim, baklıyım. İki çocuk anasıyım demiyor. Ne diyorsun lan sen? Doğru konuş, doğru. Doğru konuş. Çetin! Ben şimdi senin. Çetin! Çetin! Ne yaptınız ya? Koy bakalım Nazire. Eline sağlık, sağ olasın. Afiyet olsun. Züleyha, Nazire'nin yüksük çorbası meşhurdur. Sen şöyle bir iki kaşık al da beğenmezsen bırakırsın. Hadi afiyet olsun. Hadi evlat buyurun, beycanım. Buyurun afiyet olsun. Züleyha anladım, yani içinden yemek gelmiyor, canın çekmiyor ama yemen gerekiyor. Evlatların için güçlü olman lazım. Çocuklarımdan uzaktayken güçlü olmamın bir önemi yok geldi rahmetli. Olmaz olur mu? Nasıl olsa yavrularına kavuşacaksın. Şimdi yavruların annelerini böyle hastalıklı, böyle zayıf düşmüş mü görsün? Ben bir daha onları görebilecek miyim bilmiyorum ki. O nasıl söz? Göreceksin tabii. Belki biraz zaman alacak ama göreceksin. Demir de hakikati anlayacak. Yaman Hanım nasıl inandıysa Demir de inanacak sana. Merak etme. Hadi başla bakalım, hadi. Hadi afiyet olsun. Hadi. Hekimhanım, hoş geldin. Hoş bulduk Nazire abla. Buyur geç, ayazda kalma. Alayım Kerem Ali'yi. Ben tutarım onu. Sen şunlara yardım eder misin? Oğlum, canım oğlum benim. Ah, hoş geldin. Çok merak ettim seni. Hoş geldin. Merak etme Allah. Geldim işte. İyi ettin. Hekimhanım, hoş geldin. Merhaba baba, hoş bulduk. Seni görmek ne güzel. Nasılsın? İyiyim baba. Siz nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım. Haber alamayınca senden biraz tedirgin olduk ama neyse. Kerem Ali, oğlum. Canım oğlum benim. Seni çok özledim ama ben. Çok, çok. Canım benim, canım oğlum benim. Böyle burada mı konuşacağız? İçeri geçmeyecek miyiz? Geçelim. Geçelim tabii, buyurun. Buyurun geçelim. Gel Müşken. Oo. Kimler? Kimler buradaymış? Hoş geldin Züleyha. Hiç vakit kaybetmemişsin bakıyorum. Gideyim ben Ali Rahmet Bey. Teşekkür ederim her şey için. Yok yok. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hiç kimse bir yere gitmeyecek. Otur lütfen. Niye burada zaten baba? Müjgan. Ah. Pardon. Sen buradaydın. Ben seni tamamen unutmuşum. Çok pardon. Saçmalama artık. Yeter. Ne saçmalıyorum hala? Sevgili değiller mi? Aşk. Yaşamıyorlar mı? İyi ki gitmişim ben. Ama biraz çabuk olmuş yani gelişim. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Evlattır. Bak Hekim Hanım. Bak burası benim evim.
Züleyha'yı buraya ben getirdim. Önemli bir nedeni vardı ki getirdim. Yılmaz'la hiçbir alakası yok. Haklısınız baba. Özür dilerim, elbette sizin eviniz. Ama Yılmaz'la bir alakası var. Sen Yılmaz'ı bir türlü kalbine gömemediğin için bu vaziyette değil miyiz zaten Züleyha? Ne söylesem inanmayacaksın değil mi? Nasıl inanayım ben sana? Ben bu kadar şeyden sonra sana nasıl inanayım? Evli barklı bir kadınsın. Çoluğunu çocuğunu evinde bırakıp evli barklı bir adamla buluşuyorsun. Ben neyine inanayım ki senin artık? Müjgan yeter. Züleyhan üzülür diye üzülüyorsun, korkuyorsun anlıyorum ama. Bence üzülmez çünkü Züleyhan. Merak etme çünkü üzülecek insan zaten en baştan buralara gelmez yani. Yeter artık yürü. Yürü. Çekme kolundan. Yürü dedim. Sen ne yapıyorsun? Çocuğumu kaçırdığın yetmedi. Özür dileyeceğin yerde babamın evine kavga mı çıkarıyorsun? Ben mi özür dileyeceğim? Özür dileyeceksin. Hatta hesap vereceksin bana, hesap. Gerçekten inanamıyorum ben sana. Siz hakikaten mükemmel bir çiftsiniz. Tencere kapak. Ben böyle bir yüzsüzlük görmedim çünkü. Bir de bana gelmişsin kavga çıkartıyorsun diyorsun. Ne bekliyorsun ya sen benden? Ne bekliyorsun sen benden? Benim yuvamı dağıtan kadınla oturup çay kahve içeyim. Bizim yuvamız senin yüzünden yıkıldı. Senin kıskançlıkların yüzünden. Benim kıskançlıklarım mı? Ben mi kulübelerden seviştim? Delirtme beni, delirtme. Deliriyorsan delirme. Ne yapıyorsan yap. Delirsen ne yapacaksın? Beni kapıya mı koyacaksın sen de? Kapıya mı koyacaksın beni? Koy. Al ondan sonra Züleyhan'la ne yapıyorsanız yapın. Yeter be, bıktım sizden. Ya yeter, ne oluyor burada? Niye bağırıyorsunuz yine? Allah, lütfen bir karışma. Ne demek karışma? Mecbur muyum ben bunları dinlemeye? Ben de oturuyorum bu evde. Ne demek karışma? Sıkıldım aynı şeyleri duymaktan artık. Vallahi ben de sıkıldım. Ben kucağımda çocuğumla evime geliyorum. Almışsınız Züleyha'yı, baş köşeye oturtmuşsunuz ya. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Senin yüzünden geldi. Canına kıyıyordu bu kız senin yüzünden. Allah aşkına sen sakin ol biraz, lütfen. Ben mi söyledim ona tenhalarda benim kocamla buluşmasını? Ben mi söyledim evli adamlarla görüşmesini? Ne diyorsun sen bana? Yeter! Ben bunları duymak zorunda değilim. Yeter! Sıkıldım. Omandı Kerem Ali'm benim. Kerem Ali'm, bak bu yaşında kavga gürültüyle tanıştın ha? Ama onlar senin annen baban. Biz seni çok seviyoruz. Canımızdan çok. Gel bakalım, gel. Piş 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 piş. Kurban olurum ben sana, kurban olurum. Piş piş piş. Uyudun mu sen Kerem Ali? Ha? Uyudun mu? Ham yaparım bu burnunu, ham, ham. Sen emziğin nerede? Kerem Ali? Hadi gel gidelim Nazire abladan alalım emziği, ha? Gel gidip alalım bakalım. Mutfağa gidelim, gel. Gel dedesini gidelim, gel, gel. Müjgan sen aklını mı yitirdin? Acı rahmet getirdi kadını buraya, o bulmuş. Ne alakası var bu çocukla? Hala. Lütfen. Hala boşuna yorma nefesini, ne desen boş. Aynen böyle devam et sen Müşken, aynen böyle.
Gülten nerede kızım? Hanımım çocukları yatırıyorlar. Sağ olasın Sami. Afiyet olsun. Sabahattin. Uzun zamandır ayrı kaldık, konuşamıyoruz da. Nasıl gidiyor başhekimlik? İyi. Ama yorucu. Evrak işlerin bu kadar vakit alacağını hiç bilmezdim. Zor olur idari işler. Büyük hanım. Uyudular mı kızım? Leyla hemen daldı ama Adnan huysuzlanıyor. Fatih şimdi uyutacak. Tamam sen de git. Başında birisi dursun ama, olur mu? Baş üstüne. Küçücük ikisi de. Annelerinden ayrı kalmaları zor tabii. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun Sabahattin? İma etmiyorum Demir. Açık açık söylüyorum. Bu kadar küçük çocukların annelerinden ayrı kalması hiç doğru değil. Anneleri anne olmayı arzu etseydi ayrı kalmazlardı. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Devam etmeyelim. Demir, sen de Züleyha'yı en az benim kadar tanıyorsun. Çocuklarından ayrılma pahasına böyle bir şey yapacağına inanıyor musun gerçekten? Sabahattin, boş konuşuyorsun. Kusura bakma ama şu anda boş konuşuyorsun. Demir, Züleyha bunca zamandır her şeye rağmen sana bir kere bile ihanet etti mi? Etmedi. Niye şimdi? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? O filmi görmedin mi? Hallerini kendi gözünle görmedin mi? Sinirlenme çocuğum. Sinirlenecek bir şey yok. Züleyha bana anlattı. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Ne diyecekti? Aşığımla gizli kapaklı buluşuyorum mu diyecekti? Ne diyecekti? Demir, gel sen beni bir dinle. Bak Züleyha... Yeter. Onun adını anmayın artık. Yeter. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Uyudum Ali Rahmet Bey. Uyudu, uyudu. Verim, çok verim. Güzel uyudu. Aman kafaya dikkat. Oh benim canım, benim canım. Kerem Ali'm. Maşallah, maşallah bebeğim. Maşallah. Züleyha nerede? Züleyha odasında herhalde evlat. Ben bir bakayım. Dur, dur. Ben bakarım. Çok özledim oğlum. Züleyha. Eyvah eyvah. Züleyha yok. Ne demek yok? Odasına, bahçeye, her yere baktım, yok. Gitmez gitmez bir yere, merak etme. Allah'ım. Evlat. O Züleyha yok. Yok. Yok da tabancayı da almış. Tabancayı mı almış? Evet. Allah kahretsin, kendini vuracak. Dur. Dur bir dakika, dur. Evlat, benim araba yok. Benim arabayı da almış. Züleyha kendini vurmayacak. Koş evlat, koş, koş. Thank you.
Kalkayım Hünkar'ım. Yarın sabahtan bir toplantım var. Ayağına sağlık. Demir. Senin ne işin var burada? Sana kapının önünden... Süleyha. Ne yapıyorsun kızım? Asıl ben sana söyledim. Beni bir daha çocuklarımla ayırma dedim sana. Bana bu acıyı yaşatma dedim. Dinlemedin. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Senin bu zalimliğinle, bu vicdansızlığınla uğraşacak gücüm kalmadı artık. Saçmalama. Elinden bir kaza çıkmadan bırak şu silahı. Seni tanıdığım günden beri hayatımı mahvettin. Bir tek benim değil, etrafındaki herkesin hayatını cehenneme çevirdin, çocuklarımın bile. Bitti. Bitti. Artık kimseyi mahvedemeyeceksin. Hele çocuklarımın hayatını asla. Süleyha, sakın, sakın kızım. Süleyha, abicim, çocuklarını düşün. Onları düşünüyorum zaten Sabahattin abi. Ben hapiste olacağım ama içim rahat olacak. Gece gündüz onları kaybetme korkusuyla mahvolmayacak hayatım. Ben onların, onlar da benim nerede olduğumu bilecekler artık. Saçmalama, bırak. Son bir kez bile onları öpüp koklayamadım, müsaade etmedin. Ben de sana etmeyeceğim. Kızını bir kere bile öpüp koklayamadan gideceksin bu hayattan. Bak saçmalama. Ver şu silahı. Beni daha fazla kızdırmadan ver şu silahı.